Göğüs kafesinde bulunan ve hayatı önem taşıyan kalp kaslı yapıya sahip bir organdır. Günde ortalama 100 bin kez kasılarak neredeyse 8 bin litre kanı dolaşıma pompalar. Kalp yapısında oluşan herhangi bir bozukluk nedeniyle kalp kapak hastalıkları, kalp kası hastalıkları, kalp dokusunun beslenmesinden sorumlu korneer damarlar ile ilgili kalp krizi gibi kalp hastalıkları, veya kalbin çeşitli iltihabi rahatsızlıkları meydana gelebilir. Kalp krizi ve inme tüm dünyada en sık tespit edilen ölüm nedenleridir. Dünya Sağlık Örgütü 2030 yılı geldiğinde kalp damar hastalıklarına bağlı her sene 23 milyon 600 bin insanın yaşamını kaybedebileceğini öngörüyor. O yüzden konunun daha yanlışılabilmesi için öncelikle kalp krizi nedir sorusunu cevaplayalım. Kalbi besleyen atardamarlarda gelişen herhangi bir ani tıkanma kalp kasının yeterince oksijen alamamasına neden olarak kalp dokusunda hasara yol açabilir. Kalbe kan akışından sorumlu olan damarların duvarlarında kolesterol gibi maddeler birikir ve plak olarak adlandırılan yapıları oluşturur. Plaklar zaman içinde çoğalarak damarı daraltır ve üzerlerinde çatlaklar oluşur. Bu çatlaklarda meydana gelen pıhtılar veya duvardan kopan plaklar damarları tıkayarak kalp krizine neden olabilir. Erken zamanda ve doğru müdahale yapılarak damar açılmazsa kalp dokusu kaybı meydana gelebilir. Kayıp kalbin pompalama gücünü azaltır ve kalp yetmezliği oluşur. Türkiye'de her yıl 200 bin kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu oran neredeyse trafik kazası nedeniyle yaşanan ölümlerin 30 katıdır. Kalp krizinin belirtileri nelerdir? Kalp krizinde görülen en temel kalp krizi belirtisi kalp ağrısı olarak tabir edilen göğüs ağrısıdır. Göğüs duvarının ardında hissedilen bu ağrı sanki göğüs kafesine biri oturmuş hissi veren ağırlık ve baskı yapıcı tarzda bir ağrıdır. Sol kola, boyna, omuzlara, karın, çene ve sırta yayılabilir genel olarak 10 ila 15 dakika kadar sürer. Dinlenmek ya da kroner damarları genişleten nitrat içerikli ilaçları kullanmak ağrının hafiflemesini sağlayabilir. Kalp krizinin diğer belirtileri arasında sıkıntı hissi, baş dönmesi, mide bulantısı, nefes darlığı, kolay yorulma ve kalp ritim bozukluğu gibi durumlarda yer alabilir. Kalp ağrısı bazen daralan bölgelerde oluşan Kalp krizi belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu durum özellikle kadınlarda kalp krizi belirtileri için geçerlidir. Kalp krizi sırasında oluşabilecek belirtiler şu şekilde özetlenebilir. Göğüs ağrısı, baskı veya rahatsızlık hissi değişikliklerine bağlı olarak istirahat halindeyken de yaşanabilir ve ağrı ilaca cevap vermeyebilir. Kalp krizi geçiren çoğu kişi göğüs bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi meydana geldiğini ancak bu her kalp krizinde geçerli olan bir durum değildir. Bazı kişilerde sıkıştırıcı tarzda göğüs bölgesinde bir gerginlik meydana gelebilir. Oluşan rahatsızlık hissi genellikle kısa sürelidir ve birkaç dakika içinde kaybolur. Bazı kişilerde bu his birkaç saat içinde veya ertesi günde tekrar hissedilebilir. Bu belirtiler genel olarak kalp kasının yeterince oksijen almadığını gösteren şikayetlerdir ve acil tıbbi müdahale gereksinimi olabileceği için dikkatli olunmalıdır. Kalp krizi sırasında oluşabilecek 7 belirti şöyledir. 1- Yansıyan ağrı Göğüste oluşan sıkışıklık hissi veya ağrı kalp krizi sırasında vücudun diğer çeşitli bölgelerini de yansıyabilir. Kalp krizi yaşayan çoğu kişi de göğüs ağrısı sol kola yansıma eğilimindedir. Bu bölge dışında omuzlar, sırt, boyun ya da çene gibi bölgelerde de ağrının yansıdığı kişiler mevcuttur. Kadınlarda kalp krizi sırasında ağrı alt karın bölgesi veya göğsün alt kısımlarına da yansıyabileceği için dikkatli olunmalıdır. Sırtın üst kısımlarında ağrı oluşması erkeklere göre kadınlarda daha sık görülen bir belirtidir. 2. Terleme aktivite ya da egzersiz sırasında olmayan normalden fazla terleme çeşitli kalp problemlerini işaret ediyor olabilen bir belirtidir. Bazı kişilerde aşırı düzeyde soğuk terleme de meydana gelebilir. 3. Halsizlik. Kalp krizi sırasında oluşan aşırı stres kişinin yorgun ve halsiz hissetmesine neden olabilir. Halsizlik ve nefes darlığı kadınlarda daha sık ortaya çıkan belirtilerdir ve kriz öncesi dönemde birkaç ay önceden itibaren mevcut olabilir. 4. Nefes darlığı, kalbin çalışması ve nefes alma birbiriyle yakından ilişkili olaylardır. Kişinin nefes alıp verdiğinin farkında olması olarak tanımlanan nefes darlığı, kriz sırasında kalbin yeterince kanı pompalayamamasına bağlı oluşan önemli bir belirtidir. 5. Sersemlik Baş dönmesi ve sersemlik genellikle kadın hastalarda ortaya çıkan kalp krizi belirtileri arasında yer alır. Bu durumlar yaşayan kişi tarafından normal olarak kabul edilmemeli ve ihmal edilmemelidir. 6. Çarpıntı. Kalp krizine bağlı oluşan çarpıntı şikayetlerinde kişiler yoğun bir kaygı hali içerisindedirler. Bazı kişiler bu çarpıntıyı sadece göğsünde değil, boyun bölgesinde de tarifleyebilirler. 7. Sindirim problemleri. Bazı kişiler kriz öncesi dönemde gizli kalp krizi belirtileri olan çeşitli sindirim şikayetleri yaşayabilir. Hazımsızlık ve göğüste yanma gibi sindirim problemleri bazı kalp krizi belirtileriyle benzerlik gösterebileceği için dikkatli olunmalıdır. Erkek cinsiyet kalp hastalıklarına yatkınlık konusunda bir risk faktörü olarak kabul edilir. Aynı zamanda erkekler kadınlara göre daha erken yaşlarda kalp krizi geçirebilir. Her ne kadar kalp krizi belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilse de, erkeklerde kalp krizi belirtileri genellikle klasik semptomlardan oluşur. Kadınlarda ise durum biraz daha farklıdır uzun süreli halsizlik, uyku problemleri, anksiyete ve üst sırt ağrısı gibi klasik olmayan bazı belirtiler kadınlarda kalp krizi belirtileri arasında değerlendirildiği için bilinçli olunması gerekir. Kalp krizi nedenleri nelerdir? Kalbi besleyen damarlarda yağ yapıdaki plakların oluşumu en sık tespit edilen kalp krizi nedenleri arasında yer alır. Bu durum dışında pıhtılar ya da damardaki yırtılmalar da kalp krizi ile sonuçlanabilir. Çeşitli faktörler nedeniyle damarların iç duvarlarında yağ depozitlerinin birikimi meydana gelebilir. Bu durumlar kalp krizi için birer risk faktörü olarak kabul edilir. İşte kalp krizi riskini artıran en önemli nedenler şöyledir. Sigara içmek kalp krizi riskini artıran en önemli nedendir. Sigara içen erkek ve kadınlarda kalp krizi görülme oranı neredeyse 3 kat daha fazladır. Kanda kötü kolesterol olarak tanımlanan LDL oranı ne kadar yüksekse kalp krizi geçirme riski de o kadar yüksektir. Kolesterol içeriği yüksek sakatat, sucuk, salam, sosis, kırmızı et, kızartma, kalamar, midye, karides, tam yağlı süt ürünler, mayonez, kaymak Krema ve tereyağı gibi gıdalardan uzak durmak kalp krizi riskini azaltıcı etki gösterebilir. Şeker hastalığı kalp krizi riskini artıran önemli bir rahatsızlıktır. Şeker hastalarının büyük bir çoğunluğu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Diyabet hastalarında damar duvarlarındaki esneklik bozulur. Kanda pıhtılaşma seviyesi artabilir ve damarın iç yüzeyinde yer alan endotel hücrelerinin hasarı kolaylaşabilir. Sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite azlığına bağlı olarak gelişen insülin direncinde de kalp krizine karşı artmış bir risk söz konusu olabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Kalp damarlarındaki basıncın artması, tansiyonun yükselmesi kalp krizi riskini artırabilecek bir diğer durumdur. Yaş ile birlikte damarların yapısında bozulmalar ve hasarlanmada artış meydana gelebilir. Bu durum kalp krizi riskini artırabilir. Kadınlardaki ostrojen hormonu kalp krizi riskine karşı koruyucu etki gösterebilir. Bu nedenle erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda kalp krizi riski daha yüksek kabul edilir. Obazite kan damarlarında işlev bozukluklarına, erken yaşlanmaya ve damar sertleşmesine neden olarak kalp krizi riskini artırır. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasında bozukluklara yol açan obaziteyi eşlik eden yüksek tansiyon, kolesterol, ve şeker hastalığı gibi diğer durumlarda kalp krizi oluşumu açısından önemlidir. Kişinin anne, baba, kardeş gibi birinci derece yakınlarında kalp krizi öyküsü bulunması kalp krizi geçirme riskini artırır. Karaciğerde üretilen C-reaktif protein, homosistein, fibrinojen ve lipoprotein A gibi maddelerin kanda yükselmesi de kalp krizi riskiyle ilişkili olabileceği için dikkatli olunmalıdır. Kalp krizi tedavi yöntemleri nelerdir? Kalp krizi acil bir durumdur ve belirtiler ortaya çıktığında mutlaka tam teşekküllü bir hastaneye başvurulması gerekir. Kalp krizi ile ilgili ölümlerin büyük bir çoğunluğu kriz başladıktan sonraki ilk birkaç saat içinde gerçekleşir. Bu nedenle hastaya tanının hızlı konulması ve müdahalenin doğru yapılması hayatı önem taşır kalp krizi geçiriyorsanız hemen acil durum numaralarını arayarak durumunuzu bildirin. Kalp krizi nedeniyle acile gelen hastaya gerekli acil tedaviler ve kan sulandırıcı ilaçlar uygulandıktan sonra kardiyoloji uzmanına yönlendirilir. Doktor gerekli gördüğü durumlarda hastanın damarlarını kontrol etmek amacıyla anjiyo yapabilir. Anjiyo sonucuna göre ilaçla tedavi ya da cerrahi işlem olup olmayacağı genellikle içerisinde kardiyoloji uzmanı ve kalp damar cerrahisi uzmanının bulunduğu bir konsey tarafından belirlenir. Anjiyoplasti, stent ve bypass cerrahisi kalp krizinin temel tedavi seçenekleri arasında yer alır. Bypass cerrahisinde kalp damar cerrahı vücudun başka bir bölgesinden aldığı damarları, kalpteki hasar görmüş damarları tamir etmek için kullanır. Tüm dünyada ölüm nedenlerinin başında gelen kalp krizinin risk faktörleri değiştirilebilir ve değiştirilemeyenler olmak üzere iki grupta incelenir. Kalp sağlığınızı olumlu katkı sağlayabileceğiniz yaşam tarzı değişiklikleri, tütün kullanımını sonlandırmak, dengeli ve sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak, diyabet varlığında şekerin normal sınırlarda kalmasına özen göstermek, kan basıncını düşük tutmak, ve yaşamın getirdiği stresi kontrol edebilme yeteneğini geliştirmek şekliyle özetlenebilir. Kalp krizi riskini azaltan en önemli adımlar şunlardır. Kalp hastalığı riskinin azaltılmasında atılacak en önemli adımlardan birisi tütün kullanımının sonlandırılmasıdır. Sigara içmek, kroner arter hastalığı, kalp krizi ve inme için başta gelen risk faktörleri arasında yer alır. Sigara kullanımı yağ yapıdaki maddelerin damar duvarında birikimini uyarıcı etki yapabilir. Kalp dışında tütün kullanımıyla birlikte diğer organların normal fonksiyonları da olumsuz yönde etkilenir. Tütün kullanımı aynı zamanda iyi kolesterol olarak bilinen HDL'nin miktarını azaltıcı etki yapabilir ve kan basıncını yükseltici özellik gösterebilir. Bu kötü özellikleri nedeniyle sigara kullanımı sonrası damarlar üzerinde ekstra bir yük binmiş olur ve kişi çeşitli rahatsızlıklara yatkın hale gelebilir. Tütün kullanımının sonlandırılmasının kalp hastalığı riskini azaltıcı etki gösterdiği kanıtlanmış bir gerçektir ve bırakmanın etkileri direkt olarak kendisini göstermeye başlar. Kan basıncında azalmayla dolaşım iyileşir ve vücutta taşınan oksijen desteği artar. Bu değişiklikler kişinin enerji düzeyinde de bir iyileşme sağlar ve fiziksel aktiviteleri gerçekleştirmek kolaylaşır. Egzersiz ve sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olmak, kan basıncının kontrolü ve çeşitli kalp hastalıklarının önlenmesinde oldukça önem arz eden konular arasında yer alır. Günde 30 dakika ve en az haftanın 5 günü yapılan egzersiz, fiziksel olarak aktif kalmak adına yeterli bir uygulamadır aktivitenin yüksek şiddette olması da gerekli değildir. Egzersizle birlikte sağlıklı kabul edilen kiloya ulaşmak da kolaylaşmış olur. Dengeli ve sağlıklı beslenme ile desteklenen fiziksel aktivite özellikle kan basıncının kontrolünde vücudun normal fonksiyonlarının desteklenmesini sağlayarak aşırı kiloya bağlı oluşabilecek komplikasyonların önlenmesine katkıda bulunur. Daha önce kalp krizi yaşamış veya benzer durumlarla ilgili tanı almış kişilerin hekimler tarafından yazılan ilaçlarına harfiyen uyması oldukça önemlidir. Kalp krizi ile ilgili belirtileri kendinizde hissetmeniz halinde hemen acil servis numaralarına başvurarak gerekli tıbbi yardımı almanız gereklidir.